Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Red Dead Redemption 2 Rampage Trainer nasıl kurulur onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Türkçe yama arşivini açıyoruz. Daha sonra oyunun simgesine sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyoruz. Ve Türkçe yama arşivinin içindeki klasörleri oyunun dizinine sürüklüyoruz. Bunu göstermemdeki amaç Türkçe yamanın Rampage Trainer ile çalışabildiğini göstermekti. Zaten sizin de bildiğiniz gibi daha önce kanalımda Türkçe yamanın nasıl kurulduğunu gösterdiğim bir video çekmiştim. Şimdi arşivi kapattık. Asıl önemli kısım buradan sonra başlıyor. Önce Script Hook klasörünü açıyoruz. İçerisinde 3 tane dosya var. Bunlardan Dimphook8DLL ve ScriptHookRDR2.DLL'yi oyunun dizimine sürüklüyoruz. Hedefteki dosyaları değiştir dedik. Şimdi Rampage Trainer arşivini açtık ve içindeki tüm dosyaları yine aynı şekilde oyunun dizinine sürüklüyoruz. Bu arşivi de kapatabiliriz. Şimdi oyunumuzu açıp çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Oyunumuz açıldı. Trainer'ımız da çalışıyor. Bu menüde trainer'ımızı nasıl kullanacağımızla alakalı yönergeleri görebilirsiniz. Dilerseniz numara kısmındaki rakamlardan veya yön tuşlarından trainer'ımızı kullanabilirsiniz. Şimdilik burayı Enter'a basarak geçelim. Tekrar Enter'a basalım. F5'e basalım ve menümüzü açalım. Öncelikle ekranımızın sağ üst köşesinde görülen küçük simgeleri kapatalım. Bunun için ayarlara girelim. Extended, Windows Manager, ardından tiki kaldırdığımızda sağ üstteki simgelerin kaybolduğunu göreceksiniz. Şimdi de ışınlanmak için tuş ataması yapalım. Ben F7'de kullandığım için F7'i ayarlıyorum. İşlemimiz bu kadar. Şimdi tekrar ana menüye dönmek için silme tuşuna basalım. Menümüz bu şekilde. Arthur'la ilgili yapmak istediğiniz bir şey varsa Player bölümüne girebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse ölümsüzlüğü açabiliriz ya da kanun adamları tarafından yakalanmak istemiyorsak bu tiki işaretleyebiliriz. Şimdi kıyafetimizi değiştirelim. Mesela efsanevi ayı şapkası giyelim. Bakın değiştiğini göreceksiniz zaten hemen. Geri geldik. Alt kısmında yine atımızı kendimize ışınlayabiliyoruz ya da biz atımıza ışınlanabiliyoruz. Bakın atımız ışınlandı. Silah kısmında tabii ki istediğimiz silahları alabiliyoruz. Online'da bulunan silahları da alabiliyoruz. Ben Mike'ın altı patlarını aldım. Size göstermek için. Ya da Viking acı alalım mesela. Bakın elimize geliyor hemen. Ana menüye dönelim. Burada ışınlanma kısmında dilerseniz Guarma'ya veya Meksika'ya ışınlanabilirsiniz. Tabi haritada şu an gidemeyeceğimiz yerlere de ışınlanabiliyoruz. Spawner bölümünde dilediğiniz her şeyi spawn edebilirsiniz. Ben örnek olması açısından bir beyaz Arap atı spawn etmek istiyorum. Tıkladığımız gibi atımız geldi gördüğünüz gibi. Dünya bölümünden örneğin saate girelim. Enter'a bastığınız zaman istediğiniz saati yazabilirsiniz. Bakın hava karardı. Veya yön tuşlarıyla saati arttırıp veya azaltabilirsiniz. Ben şimdi 11'e tekrar çektim. Stop time kısmından saati durdurabilirsiniz.
yeni geldik. Hava durumu kısmında hava durumunu değiştirebilirsiniz. Ben kar yağdırmak istiyorum. Bakın hava hemen değişiyor zaten. Kar yağmaya başladı. Tekrar güneşliğe alalım. Son olarak daha önce Otisimilerin silahını aldığımız videoda bana Arthur'la New Orleans'ı nasıl geçtiğini soranlar olmuştu. Onu göstermek istiyorum. Buradaki menüye girdiğimizde aşağıya kaydırıyoruz ve gördüğünüz gibi burada New Orleans'daki keskin nişancıları kapatma özelliği mevcut. Önce New Orleans'a gidelim. Haritamızı açtık. New Orleans'da rastgele bir bölgeye ışınlanalım. F7'ye bastığımda oraya ışınlandık. Bakın keskin nişancılar hemen ateş etmeye başladı. Sesleri duyuyorsunuz. Tiki işaretlediğimizde keskin nişancı artık ateş etmeyi bırakıyor. Bu videoda trainer'ın kurulumunu ve trainer'la ilgili işinize yarayacak ufak bilgileri gösterdim. Aklınıza takılan bir şey olursa yorumlara yazarak sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.